Vücut geliştirme sporuna yaklaşık 2 yıl önce başladım ve profesyonel olarak başladım. Başladıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum ve iş buralara kadar geldi. Aslında bilinen vücut geliştirmecilerin aksine ben bu spora profesyonel olarak direkt başladım. Genellikle fitness'a başlayıp vücut geliştirme yarışmalarına merak salıp da insanlar profesyonelleşirler. Ancak ben direkt yarışma niyetiyle fitness'a başladım. Tam 2 senedir ülkemi global alanlarda, uluslararası yarışmalarda temsil ediyorum. 3 kere dünya üçüncüsü oldum, 1 kere dünya ikincisi oldum, 1 kere Avrupa ikincisi oldum, 3 kere Türkiye şampiyonu oldum, 1 kere Türkiye ikincisi oldum, 1 kere de dünya dördüncüsü oldum. İşlerin buraya geleceğini ben bile tahmin etmezdim. Bu sporu yaptığım için, bu spora başladığım için, hayatıma böyle bir değer kattığım için çok mutluyum. Ve kesinlikle vücut geliştirmenin insan hayatına çok olumlu yönleri olduğuna inanıyorum. Korkmuyorum artık senden gece, korkmuyorum hiç karanlık. Ben küçüklüğümden beri kiloluydum. Lisede, üniversitede hep kilo problemi yaşadım. Ve üniversitede artık mezun olurken ben obez olmuştum. Yaklaşık 86 kiloydum. 44-46 beden giyiniyordum. Ve tabii ki de sağlık açısından da pek çok hoş olmayan şeyler yaşıyordum. 2 adım yol yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum. Kendi üzerime göre kıyafet bile bulamıyordum. Bir gün tesadüfen beynimde tümör olduğunu öğrendim. Çok şükür bu iyi huylu bir tümör. Ancak bende bir farkındalık doğurdu bu tümör. Sağlık farkındalığı, kendine bakmak, kendini sevmek, hayatı sevmek. Ve kilo verme sürecim başladı. Yaklaşık 35 kilo verdim. Yarışmadan önce 35 kilo vermiş, 44 bedenden 34 bedene düşmüş bir kadındım. Ve bu içimde inanılmaz bir değişim yarattı. Bu sadece fiziksel bir değişim değil. Ruhumda, aklımda, günlük hayatımda inanılmaz olumlu değişimler yaşadım. Eskiden şişman, çok da hareket etmeyi beceremeyen, kıyafet üzerine bulamayan, gittiği yerlerde çok da kendini iyi ifade edemeyen bir kadınken, şimdi aynaya baktığımda bir şampiyon görüyorum. Kendine ve hayata karşı kendi zaferini kazanmış birini görüyorum. Ve ben bu deneyimi yaşamış biri olarak herkese en azından sağlıklı beslenip aktif bir şekilde hayatlarında sporu barındırmalarını tavsiye ediyorum. Uzaktan gözüken aslında biz böyle bikinilerimizi giymişiz, çıkmışız, kırıtıyoruz falan, her şey kolaymış gibi. 2 basmışız, ondan sonra 2 diyet yapmışız ve kolay bir şekilde biz o podyuma çıkıyormuş gibi gözüküyor. Çünkü biz o podyumda çok eğleniyoruz, çok gülümsüyoruz, çok her şey böyle kolaymış gibi gözüküyor. Ancak bu işin arka perdesinde mükemmel bir disiplin yer alıyor. Zaten bizim podyumda var olduğumuz an, tırnağımızdan, kirpiğimizden, ayak parmağımızdaki ojeye kadar jürilerin değerlendirilmesine tabi oluyor. Mesela benim kullandığım bikiniyi Türkiye'de yapan bir terzi sadece 1 tane var. O da Bursa'da. Ben her yarışmamdan önce Bursa'ya gidiyorum. Bedenime göre bikinimi diktiriyorum. Taşların üzerindeki Eminönü'nden gidip kendim alıyorum. Orada tam anlamıyla bir kadın vücuduyla, edasıyla, duruşuyla bir sanat eseri sergiliyor. Ben de küçüklüğümden beri sanatla uğraşan biri olarak kendi vücudumu bir sanat eseri olarak sunuyor ve değerlendirmeye tabi tutuyorum. Vücut geliştirme bir sanattır ve bizim podyumda ortaya koyduğumuz form da bir sanat eseridir. Bugün 21 Ekim 2017. Şu anda Berlin'deyim. Burası Berlin. Bu son hafta birazcık daha yağ yakmaya odaklandığımdan dolayı bol bol kardiyo yapıyorum. Vallahi gezip tozup alışveriş yapmayı istiyorum. Çünkü gezip tozup yiyip içemediğime göre
Berlin'deki Fitex stüdyosundayım. Son bacak antrenmanımı yapacağım. Saat şu anda 7'ye geliyor. Ben de fitness salonuna gidiyorum. Son bacak antrenmanımı yapacağım. Biraz canım yanacak galiba. Bir profesyonel vücut geliştirmeci olarak yurt dışında pek çok yarışmada yarıştım ve değişik ülkeler görme fırsatı yakaladım. Avrupa'nın pek çok şehrinde vücut geliştirme, fitness ve sağlıklı yaşam bizim ülkemizdeki gibi değil de daha çok bir yaşam biçimi. Oradaki insanlar bunu tıpkı uyanıp sabah kahvaltı etmek gibi, işte işe gitmek gibi gününün her gününün bir parçası olarak hayatlarında dahil ediyorlar. Nitekim oradaki spor salonları 24 saat açık ve tam teşekküllü salonlar ve buradaki kadar pahalı da değil. Kullanılan supplementler, besin takviyeleri yani, özel ürünler, kıyafetler hepsi orada daha bizim ülkemize nazaran daha erişilebilir. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dergicilik, gazetecilik ve bu sektörün mutfağında bulunan biri olarak gözlemlediğim şey şu. Her geçen gün bu bir trend haline gelmeye başladı bizim ülkemizde. Özellikle gençler bu işe çok daha merak salmaya başladılar. Açıkçası ben birkaç sene içerisinde bizim ülkemizde de bu trendin daha bir yaşam biçimi olarak algılanıp benimseneceğine inanıyorum. Umarım bizim ülkemizde de tıpkı yurt dışında olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi sağlıklı yaşam, düzenli spor ve hatta vücut geliştirme bir yaşam biçimi haline gelebilir. Bugün pazar, dünya şampiyonasına tam bir hafta var. En kritik döneme giriyorum artık. Son hafta benim için en önemli olan dönem. Şu anda Berlin'deki son günümdeyim. Ve bugün farklı bir antrenman salonuna geldim antrenman yapmaya. Çünkü iki kereden üst üste deneyeceğim diye girince almıyorlar. Bir süre sonra tekrar deneme şeyi vermiyorlar. Daha merkezde bir yerdeyim, kalabalık bir yerdeyim ve son total body antrenmanımı yapıyorum. Yani bütün vücut antrenmanım. Artık diyetten ne dediğimi de tam olarak bilmiyorum ama. Profesyonel vücut geliştirme atleti olmamın yanı sıra sağlıklı yaşam koçluğu da yapıyorum. İnsanlara bu konuda destek olmaya bayılıyorum. Çünkü ben 44 bedenden 34 bedeni bütün bedenleri üzerinde taşımış bir insan olarak o insanların neler yaşadığını, neler hissettiğini, nelerle karşı karşıya kaldıklarını çok iyi biliyorum. Bu yüzden benim bu değişim hikayemde onlara güven veriyor ve bana gelmelerini sağlıyor. Bir yandan gazetecilik yapıyorum, bir yandan müzisyenim, bir yandan sağlıklı yaşam koçluğu yapıyorum. Sağlıklı yaşam koçluğu yaparken pek çok insanın vücuduna ve sosyal hayatında fayda sağlayabilecek motivasyonuna katkıda bulunuyorum. Bu spora başlamak isteyen insanlara sadece tek bir tavsiyem olabilir. O da ilk başta başlarken gerçekten bu işi iyi yapan bir profesyonelden yardım almaları gerektiği, internetten ya da kulaktan dolma bilgilerle bu sporu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü birisine faydalı gelen bir yiyecek, bir antrenman modeli benim kas yapıma uygun olmadığı için, benim anatomime uygun olmadığı için bana faydalı gelmiyor olabilir. Bu yüzden önce bu spora profesyonel bir destekle başlamalarını, sonrasında da kendilerini gözlemlemelerini ve kendilerini iyi tanımalarını tavsiye ediyorum. Bu benim salı günkü formum. Bugün su yüklemesine başladım. Su yüklemesini yapmamızın amacı normalde içtiğimizden çok daha fazla su içerek derinin altındaki sudan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani tabii karbonhidrat tüketmediğim için kaslarımın görüntüsü biraz kapalı vaziyette şu anda. Ancak eski yarışlarıma nazaran kendimi kıyasladığımda bir tık daha iyi bir form görüyorum açıkçası. Hava çok güzel. Az önce kalktım çünkü dün gece heyecandan uyuyamadım, sabaha kadar prova yaptım ve yarıştan sonra afiyetle yiyeceğim, bütün o gördüğüm, canımın çeken her şeyden alacağım birazdan. Bugün heyecandan uyuyamadım biraz. Koreografimi çalıştım, prova yaptım. Şu anda saat sabah 5 oldu. Şimdi de post çalışıyorum çünkü bizim yaptığımız işte yaptığımız vücudu nasıl sergilediğimiz de en önemli etmenlerin arasında. Genel olarak takip ettiğim klasik ve sabit bir antrenman ve beslenme modeli yok. Daha çok şu anki durumum ve hedeflerime göre karar veriyorum.
Mesela şu anda ben 3 ay önce Yeni Dünya Şampiyonası'ndan çıktım. Ve güncel formuma göre 3 ay sonra katılacağım yarışma için daha çok protein açısından zengin ve sağlıklı yağlarla beslendiğim, aynı zamanda çok fazla kas kazanımını desteklemeyen, daha çok form korumaya yönelik antrenmanlar yapıyorum. Yarışma sezonunda ve eğer bir form değişikliği hedefliyorsam, ona göre ben diyetimi ve antrenmanımı düzenliyorum. Öncelikle senelik olarak hangi yarışlara katılacağımı düşünüyorum ve plan yapıyorum. Şimdi 12 haftalık bir süreç içerisinde benim bu yarışa hazırlanma sürecim başlayacak. Ve takdir edersiniz ki bu yarışa hazırlanma süreci normal bir insanın fitness yapması falan gibi değil. Çok sıkı bir diyet, antrenman ve sürekli kendini kontrol etme halinde oluyor insan. Bu sebepten dolayı yani çok asosyalleştiğimi söyleyebilirim. 12 haftalık süreç kaldığı zaman tam anlamıyla rafine bütün gıdaları almayı bırakıyorum. Yani işlenmiş dışarıda satılan paketli ürünleri tüketmemeye başlıyorum. Tam anlamıyla kendi pişirdiğim yemekleri tüketiyorum. Ve antrenmanlarım da ona göre şekilleniyor. 12 haftalık süreç 8 haftalık süreci takip ediyor. Ve 8 haftalık süreçten sonra 6 hafta kaldığında artık yarış için çok kısa bir süre kalmış oluyor. Yani artık sadece yiyip, içip, yatıp salona gidiyorum. Böyle bir döngünün içerisinde yaşıyorum. Bu disiplin bana kendimi iyi hissettiriyor. Ancak tabii sosyal hayatımı etkilediği için etrafımdaki ailem, özel hayatım vesaire, bu insanlara da bir süre alışma süreçleri oldu tabii ki. Ben ilk Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken babamın yanında çalışıyordum ve o işten istifa ettim. İşte dergicilik geçmişim vesaire. Ondan sonra babamın iş yerine girdim, belki orada çalışırım diye. Orada da yapamadım. Ben tam anlamıyla aklımdan sadece bu sporu yapmak geçiyordu çünkü. Yarışa hazırlanacağım dedim. Biraz bunu ben idare edebildim evin içerisinde ama yarışa çok az bir süre kala babam kati bir şekilde karşı çıktı. O yarışa gidemezsin, gidersen eve dönemezsin falan dedi. Ve ben bunu çok istediğimden dolayı, bunu şu anda dillendirdiğim için babacığım ne olur bana kızma ama ben evden kaçıp Türkiye Şampiyonası'na gittim, yarıştım. Ablam geldi benimle beraber. Türkiye şampiyonu oldum. Tabii ki de evden kaçtığıma değdi. Aynı şekilde benim sosyal hayatımdaki arkadaşlarım, etrafımdaki insanlar, tanıdıklarım, herkes çok garipsedi bunu. Ben kendim de garipsedim açıkçası. Çünkü gün geçtikçe değişen, makine gibi bir vücuda sahip olan bir kadın haline dönüştüm. Zaman geçtikçe, ben bu işe olan inancımda hiçbir şekilde taviz vermedikçe, yaptığım işe iyice konsantre olup bu işe devam ettikçe insanların bana karşı olan tepkisi de yumuşadı tabii ki de. Şu anda etrafımdaki kişilerin, ailemin ve sevdiğim herkesin gurur duyduğu bir insanım. Ben bunu ilk günden beri böyle olacağına inanıyordum ama tabii ki etrafımdaki insanlara bunu ilk günden göstermem zor oldu. Ancak bir şeye insan ne kadar inanırsa, ne kadar inanarak yaparsa nihayetinde inandığı her şey gerçek olur diye düşünüyorum. Bu işe başlarken belki hiç kimsenin takdir etmediği ve onaylamadığı bir insandım. Ama bugün geldiğim yerde kendimle gurur duyuyorum. Dün gece yürüyüşe çıktım ve biri beni çok fena bir şekilde ısrarla takip etti ve ben bir taksi çevirip artık otele öyle dönmek zorunda kaldım. Formumdan memnunum şu anda. Bakalım 1,5 kilo kadar falan bir su vermem lazım. O da son günlerde zaten gerçekleşiyor. Ülkemizde çok da bu disipline sahip olan bir kültür maalesef söz konusu değil.
O yüzden benim bu kadar disiplinli bir şekilde bu yarışlara hazırlanıyor olmam, işte sadece salon, ev ve yemeği düşünüyor olmam çok da sosyal hayatımda anlayışla karşılanan bir durum olmadı bugüne kadar. Ancak biraz bu global dereceleri almam, işte bir şeyleri başarmam, biraz daha insanların, etrafımdaki insanların en azından bu işe karşı ısınmasına sebebiyet verdi. Yoksa işte benim de kendi hayatımda olduğu gibi çok da alışılagelmiş bir kültür değil bu vücut geliştirme, sürekli sağlıklı beslenme ve düzenli antrenman yapmak. Ancak ben bu işi seviyorum, yarışmayı seviyorum. Kendi formumu sürekli kontrol ederek kendi vücuduma hükmetmeyi seviyorum. Bu büyük bir bilgi gerektiriyor, bu büyük bir disiplin gerektiriyor. Zaten bu işi seven insan yapabilir sadece, sevmeyen insanın yapabileceği bir şey değil. Ömür boyu yarışır mıyım? Zannetmiyorum. Ancak ömür boyu sağlıklı beslenip spor yapacağıma eminim. Ben ağırlığı ilk elime aldıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum ve işler buraya kadar geldi. Tabii ki de böyle bir disiplinin bana kattığı değişik alışkanlıklar da oldu. Etrafımdakilerin çok garipsediği bir alışkanlığım var mesela. Ben toplu taşıma aracı ve araba şehir içinde kullanmıyorum. Bunu benim yakın çevrem çok garipsiyor ama ben her yere yürüyerek gidiyorum. Günlük hayatımda ben her yere, her gideceğim yere bir yerden bir yere ulaşırken taksi, dolmuş ya da araba tercih etmiyorum. Gerçekten yürüyerek gidiyorum. Örnek verecek olursak benim evim Koz Yatağı'nda. Koz Yatağı'ndan Taksim'e bile yürüyorum yani. Bu hem benim formumu korumama yardımcı oluyor, hem de bir yer yandan uzun yürüyüşler yapmak, bir yandan müzik dinlemek biraz meditatif etki yaratıyor ve ruhumu da dinlendiriyor. Ben yürümeyi çok seviyorum. İnsanlar bunu garipsiyor. Ama ben herkesin bunu hayatlarında barındırmalarını tavsiye ediyorum. Yani tabii benim yaptığım şey biraz abartı. Ama en azından bir sabah koşusuna çıkmak ya da uyumadan önce akşam yemeği yedikten sonra bir gezintiye çıkmak sağlık açısından size çok şey katacaktır. Bence herkes hayatında en azından bedenini aktif tutmayı alışkanlık haline getirmeli. Artık derin altındaki bütün yağlardan kurtulmam gerekiyor, sulardan da. O yüzden bugün daha önceden bahsettiğim gibi su yüklemesi yapıyorum. Bir yandan yani etrafı gezip bir yandan sürekli tuvalet aramak biraz yorucu olsa da bilmediğim bir yerde keşfederek, gezerek bir şeyleri yapmak daha açıkçası İstanbul'da evimde oturarak yapmaktan daha kolay geliyor, daha motive olabiliyorum. Çok güzel gökkuşağı. İnşallah dileğim kabul olur. Artık son viraja girdik. Bakalım nasıl bir performans gösterip nasıl bir form çıkaracağım ortaya. Yarın su yüklemesine başlıyorum. Yaklaşık bir 6 litre, 7 litre su içeceğim. Çünkü derinin altındaki suyu da atmaya çalışıyorum. Derinin altındaki suyu atmanın ilk yolu da tuzu kesip bu miktarda sular içmektir. Su yüklemesi diyoruz buna da biz. Profesyonel bir vücut geliştirmeci olarak yılın büyük bir bölümünde mükemmel bir diyet ve antrenman düzenine sahibim. Bu büyük bir disiplin. Hiçbir zaman hani canım şunu yedi, bugün de bunu yesem, hani bir günden bir şey olmaz ya deme lüksüne sahip olamıyorum. Ancak yarışma süreçleri dışında ben de insanım yani, canım tatlı çekiyor. Ya da bir gün arkadaşlarımla bir yere çıkıp bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Bu yüzden yarışma süreci dışarısında kendime haftada bir gün serbest gün veriyorum. Buna Amerika'da bir tabir var. Onlar koymuşlar, cheat meal ya da cheat day deniliyor. Bu kültürün de bir parçası bu tabir. Onun dışında ben yemek yemeyi çok seven bir insan olarak, takdir edersiniz ki obez geçmişinden anlayabilirsiniz bunu. Pek çok tarif ürettim. Kendi sağlıklı tariflerimi keşfettim. Ve bana göre benim şu anda inandığım şey bu. Bir insan dilediğini de yiyerek kilo almamayı başarabilir. Tam anlamıyla o yediği şeylerin içerisindeki içeriklerin kalitesi ve dağılımına göre insan kilo alıyor. Çünkü yağ, şeker ve protein, karbonhidrat ve onların oluşturduğu besinin kalorisinin yüksek olması aslında bize kilo aldırıyor. Ben bunu yok ettiğime inanıyorum. Pek çok sağlıklı tarif ürettim. Ama onun dışında
haftada bir gün serbest beslenmekten hoşlanıyorum. Sonuçta bazen o tatlıları da yemek insanı iyi hissettiriyor kendini. Abi gözlerini devire devire yardımcı oluyor şu an buna. Oh yeah. O ilk böyle kodundan iniyorsun. Bir tane buz gibi, tamam mı? O buz gibi soğuk kolayı içerken bu. Buranı böyle bir asit gibi. Oh. Çok sorun ya. Bu da benim bugünkü formum. Bugün yarış günü. Backstage'deyim. Isınanlar var. Sırası gelenler yarışıyor gördüğünüz gibi. Ben de ısınacağım. Valla bugüne gelene kadar o kadar karışık geçti ki her şey. Şu an nasıl geldim buraya bilmiyorum ama buradan artık eli boş çıkmamak hedefindeyim. Alacağım. Genel olarak vücut geliştirme denildiğinde aklınıza ilk erkekler geliyor. Ancak şu anda karşınızda bir kadın sporcu oturuyor. Yani bu bir erkek sporu mu, bu bir kadın sporu mu diye nitelendirmek bana göre yanlış. Çünkü sporun bana göre bir cinsiyeti yok. Bu da bir spor. Profesyonel yarışları var. Bu yarışlarda kadınlar da yarışıyor. Böyle bir algı var maalesef. Hani bu vücut geliştirme erkek işi, işte erkek misin sen, erkek gibi kaslısın, o kollar ne öyle bilmem ne falan gibi pek çok tepki alıyorum ama yani her geçen gün, her yaptığım antrenmandan sonra o kadar iyi hissediyorum ki yani bu kadın erkek algısı bana biraz sığ geliyor. Bir kadının doğasına ve yapısına çok aykırı bir spor bu. Ama ben bu sporu hakkıyla yapabilen kadınların da var olduğuna inanıyorum ki nitekim zaten dünya şampiyonalarında pek çok aslında sokakta görebileceğiniz erkekten çok daha kaslı ve sağlam yapıda güçlü kadınları görebiliyorsunuz. Vücut geliştirmeye merak salması bir kadının benim gözlemlediğim kadarıyla bir travma sonucu oluyor genellikle. Ama yani bu işi görüp benimseyip merak edip de başlayanlar da olabiliyor. Ben kendi gücümü keşfetmek için, kendi gücümü kendime ispatlamak için bu spora başladım. Ve ideallerim doğrultusunda bu sporda daha da profesyonelleştim. Bana göre vücut geliştirme tam bir kadın sporu olabilir. Çünkü kadın kas olarak belki doğasına aykırı bir sürecin içerisine giriyor. Ama zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu her seferinde kendine bir kez daha ispatlama şansı yakalıyor. Çünkü gördüğünüz gibi ben ve benim gibi profesyonel kadınlar da bu işi en az erkekler kadar iyi becerebiliyor. We'll be right back.
ben yarışma işlerini bu yarıştan sonra bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Yarıştığım iki sınıfta da üçüncü oldum. Siz de daha sonra göreceksiniz ki bu iş ne kadar fazla emek, zaman, para, kendinizden, canınızdan harcamanızda hiçbir şey fark etmiyor. Oradaki 2-3 insanın keyfine gidip gitmemekle alakalı bir şey sizin birinci olup olmamın. Bu politika dünyanın her yerinde var. Bu benim yarıştığım 6. yarış. Keşke gerçekten 3. olsaydım da 3. kupasını aldığıma çok sevinseydim. Bana göre jürinin seni orada bir seçmesi falan değil. Senin bu süreç içerisinde kendini yenebilmen, gerçekten şampiyon ruhuna sahip olabilmen. Yolun yani, yolunla nasıl gittiğin önemli bana kalırsa. Benim anladığım kadarıyla öyle olmalı. Çünkü zaten gönüllerin şampiyonuyum ben yani. Öyle kendimi unutuyorum. İşte bizi podyumda öyle kara kara gösteren boya bu özel makinelerle şey yapıyorlar, sürüyorlar ve bayağı çıkmıyor aslında, çıkıyormuş gibi gözüküyor. Evet, sanırım yaptım. Bizi niye şampiyon etmiyorlar ki zaten? Bariz belli Alman kızları şampiyon ettiler yanımızda. Çoğu Alman da hakemlerin çünkü. Tabii canım, Alman hakemler yani istemiyorlar gayrı. İstemiyorlar gayrı. İnsan üzülüyor abi ya. Çünkü neden biliyor musun? Maddi manevi, ben ailemi bırakıp geliyorum buraya. Bir spor yapıyorum. Bir spora gönül vermişim. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Yarış konusundaki düşüncelerim, artık yarışmak istemiyorum. Çünkü ben bu politikanın içerisinde yer almak istemiyorum. Ve çok da böyle sızlanmak da istemiyorum. Sadece istemiyorum yarışmak. Evimi çok özledim, sevdiklerimi çok özledim. Evime döndüğüm için mutluyum. Daha güzel sonuçlarla dönmek isterdim ancak başka sahneleri ışıldatmayı tercih edeceğim bundan sonra. Emergency evacuation. Leave the aircraft following the exit signs and the illuminated path along the aisle.